Bugün Aydın, Çine ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde Ekrem Sever ve İbrahim Sever Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Arkamızda büyükbaş inekler var. Bir tane hanımı, bir tane bana, iki tane buzağı verdiler annem babam. Adet bir şimdi bu şekilde başladı. Evet, İşin mayası bu yani. Eskiden öyledir. 1-2-3 çoluk çocuk baktık, ev bak ettik. O şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 80 güne yakın oldu. Besleme yapıyoruz. 3 aya yaklaştı. Akıllı süt yemini takviye ettikten sonra nasıl bir değişmeler oldu? Daha önceki yıllara nazaran düşüş yok. Gebeleşmeyle beraber aynı standart verdiği sütü veriyor. Normalde önceki yıllarda abi 4-5 aylık gebe oldum abi. Grafik devamlı düşüyordu. Bu sene süt direncini koruduk yani. Aynı, çizgi grafik düşmeye başladı. Kuruya ayıracağınız 4 tane hayvanda dahi şu anda 40 litre ortalama günlük sütünüz var. Geçtiğimiz yıl ne kadar veriyordu abi? 7-8 kilo arasında, o ara değişirdi. Düşmedi yani. Bu şu anda kuruya yaklaştı herhalde. Tabii. 7 aylık falan olacak. Sütünde süt 25 kilo veriyordu. İyi. 25 kilo süt vermesi güzel. Herkese merhabalar. Bugün Aydın, Çine ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde Ekrem Sever ve İbrahim Sever Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Arkamızda büyükbaş inekler var. Buzağlar var. Kasaba yönlendirdiğimiz düveler ve inekler var. Bunlara ilişkin bilgileri not olarak ben yazdım. Yarım saat 40 dakika oldu. Hem sohbet ediyoruz, işte hem ölçüm biçim yaptık, işte yemleri falan tarttık. Neler verdiğimizi çıkarttık. Son 3 aylık çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Fayda maliyet olarak da. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi Ekrem abime dönüyorum. Ekrem abi merhabalar. Merhabalar. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz abi. Kapınızı ben açtınız. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol abi. Eyvallah, eksik olmayın. İbrahim abi, sizinle de görüşüyorduk telefonla. Bugüne kısmet oldu. Geldik yani o şekilde. Hoş geldiniz. Sağ ol abi. Çok teşekkürler. Tanıştık. İlgileniyorsunuz. Sağ olun. Aynen abi. Şimdi abi, burada ne zamandan beri hayvancılık yapıyorsunuz? İşte bu hayvanların bir geçmişinden de bahsettik. Evet. Hatta ilk onunla başlamak istiyorum. Bir nikah bağışlaması diye bölgede aynen, bir adet varmış. Aynen. Bu konuyu biraz açabilir misiniz abi? Nasıl oluyor bu iş? Valla evlendiğimiz zaman bir tane hanımı, bir tane bana, iki tane buzağı verdiler annem babam. Ondan 1-2-3 çoluk çocuk baktık, ev bak ettik. O şekilde devam ediyoruz. Çok güzel abi. Ta o dönemden itibaren hep hayvancılık yaptınız. Birkaç tane içini ilave ettik. Aldık sattık, bir şeyler oldu. Yani bu hayvanların %80'i bu. Ha, yengem oradan diyor koyun da verdiler. Koyun, diye. Koyun kalmadı ki. Koyun. Abla kaç koyun verdiler? Birer tane. Bunları bir dişi bir erkek mi veriyorlar? Hayır. İkisi de dişi mi oluyor? Evet. Yani buzağlar da bulunuyor zaten. Tamam. Adet bir şimdi bu şekilde başladı. Öyle. İşin mayası bu yani. Eskiden öyledir ama şimdi... Çok güzel. Şimdi burada mesela hayvanları görüyoruz. Renkleri sarı filan. İlk girdiğimizde 3 tane hayvanımız vardı. Bunlar sizin o tarihsel hayvanlardan aynen, mı geliyor? Kan aynen, olarak yani. Tabii. Çok güzel abi. Böyle montofon melezi gibi herhalde. Siz ne diyorsunuz bölgede? Bunu yerli kara deniliyordu. Yerli kara da değil bunlar. İşte biraz melezlenmede olduğu için değişmiş renkleri falan. Biraz renkler değişti ama o kanı taşıyorlar yani. Yıllardan gelen kanları taşımış oluyorlar. Çok güzel abi. Şimdi abi burada ineklerimizi nasıl beslediğimize ilişkin ben notları aldım. Şu anki inek besleme kısmını ben aktarmak istiyorum. Şimdi inekleri beslerken abi mısır sılajını 13-15 kilo arası veriyoruz. Samanı 4-5 kilo arası veriyoruz. Ondan sonra eksiği yok diyelim. Tabii. Samanda sınır problemi yok zaten. Mısır fileke veriyoruz abi. Sabah akşam toplam 1,5 kilogram. Arpa ezmesi veriyoruz 1,5 kilogram. Yonca otu 1,6 kilogram. Fabrika yemi 19 protein yeminden 6 kilo ile 8 kilo arası. Hayvanın süt verimine göre. Bir de akıllı süt yemi 40 protein yeminden 800 gramla 1 kilo arası. Hayvanın verim durumuna göre takviye yapmış oluyoruz. Bu şekilde ineklerimizi besliyoruz abi biz. Burada toplamda abi 18 Aralık 2023'ten beri toplam bugünkü günde hesapladık. Yani yaklaşık 80 güne yakın oldu. Besleme yapıyoruz. 3 aya yaklaştı. Evet. Bu 3 ay süre zarfı içerisinde abi. Mesela akıllı süt yemini takviye ettikten sonra nasıl bir değişmeler oldu? Bir fayda olarak neler gördünüz abi? Onlara ilişkin bilgi alabiliriz. Daha önceki yıllara nazaran düşüş yok. Standart. Gebeleşmeyle beraber? Mesela... Gebeleşmeyle beraber aynı standart verdiği sütü veriyor. Normalde önceki yıllarda abi 4-5 aylık gebe oldum abi. Grafik aşağı doğru düşüyordum. Düşüyordum. Mesela işte ani bir şekilde artık sütü kesiyor. Evet. Buzağısına bakıyordu karnında. Doğru. Bu sene biraz daha böyle süt direncini koruduk yani. Çizgi aynen, grafik düz gitmeye başladı. Bu da açıkçası abi az önce hesap yaptık.
Kuruya yaklaşan 4 tane ineğimiz var. Bir tanesi zaten doğum yapacak. O şu an karşımızda. 8 tane diğer ineklerden de bir tanesi yeni tohumlanmış. 7 tanesinin gebe olduğunu biliyoruz. Evet. Yani sürüde neredeyse hepsi gebe kategorisinde ya da kuruya yakın kategorisinde. Mesela kuruya ayıracağınız 4 tane hayvanda dahi şu anda 40 litre ortalama günlük sütünüz var. Evet. Doğru mu abi? Evet. Yani bu da kuruya yakın mesela geçtiğimiz yıl ne kadar veriyordu abi? Mesela bu inekler diyelim ki 7-8 kilo diyelim. İşte 5 ile 7-8 kilo arasında o ara değişirdi. Şimdi mesela ne kadar veriyoruz? Şimdi 10 kilo falan. 10 kilo falan. Yani 2-3 kilo, 4 kilo belki hayvanın kimisine göre 5 kiloya yakın bir tabii ilave yukarıdan gitmiş oluyor süt evet grafiği. Aynen. Tabi bu yıl biraz daha siz yatırım yaptınız mutfak kısmına. Mesela evet mısır filekesi, arpa filekesi, işte standart fabrika yemi, yanına akıllı süt yemi, işte mısır sılajı, yoğuncu otu filan. Onları takviye ettik. Bu yıl biraz daha bir revizyon da oldu. Hani bu noktada bu toplam kaliteyle birlikte süt veriminde fazla düşmeye yapmadan yani fayda maliyetten daha iyi. Fazla değil, düşmedi yani. Düşmedi. Düşmedi. Evet, o açıdan güzel bir şey oldu abi. Şimdi mesela bir tane bodur yerli hayvanımız var. Şurada içeri doğru girsek, abi şu tarafa doğru. Hayvanları da hem göstermiş olalım. Şimdi bu sağdaki hayvan kaç yaşındaydı mesela? 4-5 yaş. 5 yaş diyelim. 5. Tamam. Şu o da aynı 5 yaşlarında. O da 5 yaşlarında. Bu şey olan abi kısa bu 10 yaşında vardı. 10 yaşında falan vardır abi. Mesela bu şu anda kuruya yaklaştı herhalde. Tabii. Bu 10 gün içinde bırakılması lazım yani bunu. İşte 7 aylık falan olacak. 7 aylık olacak. Ne kadar süt veriyor mesela? Bu 15 ile 16-17 kilo veriyordur. Şu anda değil mi? Şu anda. Yani kuruya İşte tabii yemini de azalttık artık. Yemini de azaltıyoruz. Azaltmasaydık 17-18 belki. 17-18'e kadar evet yolu var. Yani demek ki hayvan gerçekten hani damarlı yediğini süte çevirebilen bir hayvan. Aynen. Yani o açıdan gayet güzel abi. Ondan sonra şimdi şeylere hesap yaptık. Buraya abi süt yemi, buzağı yemi ve besi yemi şeklinde 3 çeşit yemimiz geliyor. Burada Holstein hayvanlar olarak devam ediyoruz. Evet. Ondan sonra sağ mal grubumuz bu şekilde. Şöyle devam edelim. Genellikle abi bu hayvanlar kaçar yaşında? Onları da sorsam. Bunlar genç ya. Bu. Genç bunlar ya, genç. İkişer buzağı. Bunlar birer buzağı. Buzağlarını yaptı. Yaparsa ikinci buzağısı olacak. En büyüğü 10 yaşında. En büyüğü 10 yaşında. Diğerleri genç. Öbürküne genç. Bu akbaş düveler. İki buzağı tamam. Hepsi genç. Şu 3. 45 gün önce doğdu. 45 gün önce doğum anasından yaptı. Anasından 40. Anası o kenardaki. Yani 7,5 aylıkken doğdu. 7,5 aylıkken? Ha, 45 gün erken doğum yaptı. Erken doğum yaptı. Ha, erken gebeli. Kendisi. Erken doğum yaptı. Tamam sonra? Sonra Baytar umut yok dedi. Ağzını şey sıkayım dedi. Ağzını açmadı. Yaşamaz bu dedi. Yaşıcık oldu mu yaşıyor. Kattık biz bir garanti yeri diyene. Tamam. Eski insanlar güneş görmesin gün dolaşsa kadar. Öyle mi? Ha. Küçük küçük ağzını süt mütteyken mesela koca inek oldu yani. Toparladı yani. Çok güzel. Yani. Demek ki can çıkmayınca umut çıkmıyor, kesilmez derler. Memesinin bir yere rahatsızlandı da yine. 15 gün önce doğanlar öldü mesela. Bu da doğumdan memesinin öldü. Kötü olması şeyden sütünü bırakamadık. İşte 7 aylıkken. Kurudu kesmedi sütünü bıraktık. Sonra kesilmemiş sütü. Ondan ağır yaptı. Ağır yapmış oldu. Anladım abi. Şimdi bu taraftaki abi hayvanlar oraya üç tane odun var sağım. 3 tane ne var abi? Sağlamlıklar işte. Bunlar sağlıyor. Bunlar da sağlıyor. Evet. 1, 2, 3. Tamam. Bu en baştaki ineğin düvesi. O yavrusu dediğimiz oluyor. Yukarıdan yavrusu. Evet, tamam. Bu yanındaki mantifonun düvesi. Tamam. Bu yanındaki o mantifonun çizgili dediğim. Çizgili. O mantifonun bu düvesi. Hoş değillerden, aldığım ineklerden bu. Bu biraz zayıftı. Bu kadar aynı şekilde yemleri veriyoruz. Vücudu bir türlü düzelmiyor. Anladım. Tamam. Bu şey abi, külü almıyor ama dışkısı falan almıyor. Güzel abi. Dış, zaten veriyoruz çok. O bahsettiğimiz şeyleri fazla, o şekilde veriyoruz. Doğru. Maksimumundan, diğer ineklere göre. Çok güzel, tamam. Ondan biraz daha özel bakalım diye bunları buraya aldık içeri. Süt veriyor mu şu anda bu? Sütünde süt 25 kilo falan veriyordu. İyi, 25 lira süt vermesi güzel. Ne zaman zaten bu cinsler süt olduğu için fazla bedenle toparlamıyor. 3 aylık oldu.
Onun tohumlanması lazım artık. Tabii. Kızgından geçen bir geçti. Lazım. Ondan burayı aldık biraz daha şeye bakalım diye. Tamam. Yeni zaman önünde olsun bu diye. Genç düve abi kaç aylık? Bu ne düve? Bu oradaki Holstein vardı ya. Tamam. Diğer netlerin içindeki. Onun düvesi. Tamam. Ondan o da geç tohumlandı. Yanındaki dışarıda doğuracak olanın düvesi. Tamam. Bir önceki kuzağız işte bu yaklaşık bir yaşında falan. Tamam. Daha tohumlanmış. Bir iki üç ayı var gibi. Tamam. Onun yanındaki düve abi tohumlandı mı? İşte bunu tohumladık 40 gün falan oldu. 40 gün falan oldu. Herhangi bir dönme falan belirtisi yok. Yok. İki sefer, üç sefer, iki sefer, üç sefer döndü önce. Defa tohumladık. Döndü. Aynen. Şimdi tuttu. Bu seferkinde hem akşam attı hem sabah attı. Ha, iki doz yapmış olduk yani. Bilmiyoruz, bekliyoruz yani. İki kere tamam abi. Bir belirti işte. Yok ya. Çok güzel. Şimdi abi bunlara buzağa başladığımız buzağa verdiğimiz bunlar. Bu ikisi. Akıllı buzağa yemle beslenen hayvanlar. Değil evet. Bunlar? Erkek herhalde bunlar. İkisi erkek. De. Erkek. Böyle beş evet. Erkek. Beş erkek. Bu tamam. En baştaki o simental dediğimiz babamın dediği inek yukarıdan gelenlerden. Aha. 20 kilonun üzerinde sütü var dediği. Onun tamam. Buzağısı. Çok güzel abi. Nasıl abi sizce bunlar kaç aylık demiştik bunlara? Bu 8-9 9 aylık var mı? 8 aylık falan. 8 aylık falan. Değil mi? Gelişimleri falan nasıl mesela şey olarak hani tüyleri vesaire. Gelişimleri ben ilk ne zaman ocağın kaçında çekmişim bir fotoğraf var. Size gönderirim i̇yi şey olur, olarak. İlk fotoğraflarına bakarız. Aynen. Gelişimleri iyi. Güzel. Şu gelişimleri. Biraz tüyleri karışık. O da boy atıyor ondan böyle. Bu hem boy atıyor hem de vücudunu da bozmuyor hiç. Bozmuyor. Cinsiyle mi alakalı? Çok bunun emin değilim. O biraz şey. O mantifonun yavrusu. Evet, aynen. Buradaki. Mantifonun yavrusu. O doğru. Mantifonun yavrusu. Tamam. Simetel atılmış galiba. Ondan şey olmuş. Tohum olması lazım. Simetel. Tamam. Diğer mesela bir küçüğü burada erkek var abi. Bu 3 tane erkek küçükler bu, var. Bu şu sütsüz olduğu için 5 kilo 10 kilo kadar bir süt yavaya yok. Hı-hı. Bunu salıverdik biz buna. Normalde 3 aylıkken bırakıyoruz. Şimdi 1,5 ay fazladan emiyor bu. Hı. Emdiğinde süt o kendi yavrusu sahibi. Boyu biraz atmıyor gibi. O danadan da cinsinde mi alakalı çok emin değilim. Diğerleri mesela bak o 3 aylık hı-hı. Onun boyunu geçmek üzere. Anladım. O bu, onunla boy attı. Birdeki kaç şey aylık oldu? 4-5 aylık mı? Bu birdeki 4 ayın 25'inde 4 aydın. Tabii cinsinden olabilir ama arka tarafı falan toplu yani. O toplu. Güzel. Önü de toplu. Önü de toplu. Gayet iyi abi. Yani şeyi falan arka kas yapısı falan gayet güzel. Şimdi abi burada buzağlara günlük olarak ne demişiz? Şöyle küçüklere 500 gram akıllı buzağı yem veriyoruz. Evet. Büyüklere 1 kilogram akıllı buzağı yem veriyoruz. Evet, yani büyükler doğru. Dediğimiz şu iki tanesi, küçükler dediğimiz bunlar. Bunun üçüne o demir çanağı silmelik yapıyor. Bu ikisine açık şişiri veriyor. Evet. Yani o da istikak olarak yarım kilo küçüklere, bir kilo büyüklere aynen, şeklinde aynen. Akıllı buzağı yemi denk gelmiş oluyor. Bu büyük danalardan bir tanesi Temmuz ayında doğdu. Diğeri Ağustos 2023'te. Yani biri 9, biri 8 aylık. Diğeri 4,5 aylık dedik herhalde. Evet. Şu birideki olan. Diğerleri de 3-3,5 aylık. 3,5 aylık. Bahsettiğimiz gibi. Evet. Şimdi abi bu hayvanların haricinde bir de iki tane ineği bir tane düveyi şu en son köşede evet. Biz reforme hayvan olarak ayırdık. Bunları şu anda besiye çektik. 770 gram akıllı besiye veriyoruz. Arpa fileke 4 kilo. Mısır fileke 4 kilo. Saman da 4-5 kilo. Yiyebildiği kadar doğru. Veriyoruz. Doğru. Gayet güzel abi. Cüsseleri falan top gibi olmuş yani. Yuvarlak bir şekilde gözüküyor. Siz bunları mesela kasaba sevk edeceksiniz. Doğru mudur? Aynen. Yani ne kadar süre oldu besiye çekeli bunlara? 3 ay. 2,5'sa 3 ay olmuştur mesela. 2,5-3 aydan beri. O zaten midesinden rahatsızlanmıştı. Bir şişme oldu. Buraya yoncaya çıkardıydık. Onunla şişme oldu. Bir rahatsızlandı. Bir de memesi de ağrı yaptı. Tamam. Sonrasında dedik zaten sütü de azdı. Evet. Bunu çıkaralım sürüden. Dediniz ki yani reforme edelim biz bunu. Bu normalde güzel bir inek sütü. Bunun annesinde 20 kilonun üzerinde süt var. Tamam. Bunda yok. Meme yapısı hiç gelişmemiş. Bir problem var ondan. Bunu da değmez abi. Dediniz. Bunu kasaba sevk edelim dediniz. Et olarak değerlendireceksiniz aynen. Abi. O da çok güzel. Şimdi bunun haricinde abi notlarıma bakıyorum.
Enterotoksemi aşılarını muntazam yapıyoruz abi. Şimdi bu sene yaptık. Buzağı ürünlerinden sonra bu sene başladık. İki doz yaptık. Bir ani buzağı kayıpları yaşandı bir dönem. Aynen. Orada araştırdığınız sebebi çelerme aşısının eksikliğine bağlandı süreç. Sonrasında bir enterotoksemi çelerme aşısıları yaptık. İki doz yaptın zaten, doğru mu? İki doz yaptık 21 gün arayla. 21 gün arayla. Bundan sonra da bir daha zaten altaydı. Bir sıkıntı kalmadı yani hayvanların. Hayvan da doğmadı. Yani iki tane doğdu, bunlar doğdu. Bir sıkıntı olmadı onlarda. Evet. Yani dolayısıyla sadece küçük başta değil, büyük başta buzağlarda da çelerme aşısının önemini görmüş oluyoruz abi. Enterotoksemi 8'li karma diye geçiyor, 9'lu evet. diye geçiyor. Bir de 2 doz yaptınız sanırım 21 gün arayla. Evet. Bu da bir pratik durum olmuş oldu. Onun haricinde abi bir de tarıma dayalı hayvancılık yapıyoruz. Ektiğimiz bir arazilerimiz var. Bir 12-13 dekar şu anda 5'li karışım ektik. Doğru mu? Evet. Arpa, buğday, tırtıkayla yulaf, bir de fi ekiyoruz. Bunu hasıl mı yapacaksınız, sılaj mı yapacaksınız? Bunu sılaj yapmayı düşünüyoruz, sılaj yapacağız. Tamam, çok iyi. Bir de 2 dekar herhalde şu ön taraf regras evet. ektiniz. Bunu da otlatmak için ekiyorsunuz abi, değil mi? Otlatmayı, bunu bir çift daha veriyoruz. Alan kısıtlı olduğu için bir çift verdik. Tamam. Bu ikinci seferi. Çok iyi. Havalar biraz kurak gittiği için fazla gelişmedi. Yeni yeni daha. Genelde kaç kere mesela yılda hasat yapıyorsunuz? Normalde 2-3 defa oluyor da bu sene daha bu ikinci. İkinci bu. Tamam. Evet. Yani vejetasyon kısmı o şekilde. Bir de kırma makineniz var. Geçen yılda hasat ettiğiniz buğdayınız var. O buğdayı da özellikle reforma işte kasaplık olarak beslediğimiz hayvanlara günde 2 kilo civarı verebiliriz. Arpa fileke, mısır filekeden tasarruf sağlayabiliriz dışarı dönük. Onu da eklemiş olalım abi. Çok teşekkür ediyoruz abi. Biz kapınızı açtınız. Biz teşekkür bilgileri ederiz. Bilgileri almış olduk. Geldiniz, nasıl besledik gibi. Ya burada akıllı sütle beslenen inekler, ondan sonra buza kısmı ve kasaplık hayvanlardan besi yemlerine ilişkin bilgileri vermiş olduk. Doğru. Bu şekilde bir durum söz konusu. Tabi burası Çin'in hemen alt tarafında bulunan bir ova. Aynen. Açıkçası. Yağcılar Ovası. Yağcılar Ovası diye geçiyor abi. Tarihsel bir geçmişe sahip. Hatta ilk girişte taş evi konuştuk. Karşı tarafta dağlardan öküz arabalarıyla dediniz. Aynen aynen. Değil mi? Yani şeyle kırılmış binbir meşakkatle buraya kadar getirilmiş ve o evler yapılmış. Yaşanmış zamanlar. Herkesin kendine göre bir taştan bir evi yapmışlar evet. yani. Çok böyle tarihsel bir ev olarak gözüküyor zaten. Anılar var. Burada kaç ay yaşıyormuş insanlar? 4 ay 5 ay falan mı? 4 ay işte yağmurla bu da işler bitti mesela. Pamuğunu topladı. İşi bitti mi? Yağmurla başladı mı? Köyüne gidiyor. Normal kışlık olarak köylerin hayvanları buradan sürüyorlarmış aynen. yani. Götürüyorlarmış. Evet. evet. Siz de burasını abi şu anda biraz daha farklı. İşte tarlaya ekiyorsunuz. Ondan sonra damı genişletmişsiniz. Bu hale getirmişsiniz abi. Çok güzel yani. Biz hiçbir şey yapmadık. Bu damlamamla her şeyde önceden hazır. Önceden hazırdı. Hazırdı. Sadece onlara suluk koyduk biz. Değerlendiriyorsunuz yani. Ha, bunları evet. şimdi günümüzde. Ama burası 365 gün artık şu anda. Öyle. İşler vaziyette. Tabii. Şimdi öyle. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ ol abi. Eyvallah. Evet. Ekrem Sever ve İbrahim Sever abilerimizle hayvanlara ilişkin bilgileri paylaştık. Sizler de yemsipariş.com'u ziyaret ederek ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Kargo ile bu ürünleri sizlere de ulaştırabiliriz. Bizleri takip etmeye devam edin. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.